buraları Türklere vermektense yakın İzmir'i. 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında başlayan büyük taarruz günden güne amacına ulaşmaktaydı. Bu sırada İzmir'de bulunan Yunan askeri ve siyasi yetkililer de cepheden haber almak için büyük bir gayret gösteriyorlardı. Rum ahalisinde büyük bir gerginlik hakimdi. Cepheden bilginin sınırlı gelmesinin en önemli sebebi Fahrettin Altay komutasındaki Türk süvarilerinin cephe gerisindeki haber sağlayıcıları tahrip etmesiydi. Her şeye rağmen taarruzun 4. günü olan 30 Ağustos ve onu takip eden günlerde savaşın Yunan güçleri aleyhine büyük bir sıkıntıya girdiği, geri çekilmenin son hızıyla başladığı bilgisi tüm İzmir'de işitilmişti. Haberin yayılmasıyla Rum ahalisindeki panik arttı. Türkler ise 3 yıllık işgalin biteceği umuduyla her gün meydanlarda toplanıyor, yeni haberler bekliyordu. Bu toplanmalar ilk günlerde şiddetle bastırılmıştı. Başta İngiliz ve Fransız konsoloslar olmak üzere birçok yabancı konsolos vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için görüşmeler gerçekleştiriyordu. İngiliz yetkililer son umut olarak Türklere barış teklifinde bulunmuş, Kemal Paşa bunu reddedip İzmir'de görüşmek için randevu vermişti. Yunan yetkililer ise paniğe gerek olmadığını, kurulacak savunma hattıyla İzmir'in düşmesinin imkansız olduğunu belirtiyordu. İzmir'de bulunan Türkleri zafer heyecanına sokmamak amacıyla Yunanistan'dan iki bakan gelmiş ve Kemal Paşa'nın emri yerine getirilmedi. Askerlerimiz durumu kontrol altına aldı. Endişeye mahal yok, açıklaması yapmıştı. Fakat o bu açıklamayı yaptığında içinde endişe olmayan tek kişi Kemal Paşa'ydı. Yine o günlerde fanatik Rumlara her ihtimale karşı İzmir'i savunmaları için ağır silahlar verilmişti. Silahlanan kişiler sadece Rumlar değildi, Ermeniler de silahlanmıştı. Torkum önderliğindeki Ermeni çeteciler, Türk ordusunun ilerlemesi üzerine İzmir'de gönüllü asker toplamaya başlamıştı. İzmir ne olursa olsun Türklere teslim edilmeyecekti. Torkum çetesi köyleri yakan, insanlara türlü işkenceler yapıp zaman zaman İngiliz ve Yunan yetkilileri dahi bıktıran bir çeteydi. Torkum çetesi şehirde örgütlenirken Atina'dan İzmir'i savunup savunmamakla ilgili tereddütlü açıklamalar gelmekteydi. Şehir 50-60 bin kadar Yunan askeriyle dolmuştu. Ama bu askerler emir komutadan bir haber firari askerlerdi. Türk ordusunun Manisa önlerine kadar gelmeleri üzerine kiliseler bomba ve silahlarla doldurulmuştu. Özellikle Ermeni kiliseleri direnişin üst noktaları olacaktı. Dini görevliler şehri yakmak ve düşmana teslim etmemek için Ermeni vatandaşlarının evine Torkum çetesini kullanarak gaz bidonları yerleştirmekteydi. Yangın çıkarmaktaki bir başka amaçsa İzmir'de barınamazlarsa mallarının Türklere geçeceği endişesiydi. Malları Türklere geçeceğine, onları yakıp sigorta şirketinden para almayı hedefliyorlardı. Türk askeri henüz İzmir'e girmemişti. Torkum çetesinin görüldüğü yerlerde panik havası hakim oluyordu. Çete mensupları beyaz askeri üniforma giyiyordu. Kollarında Yunanlılara ve Ermenilere ait olmak üzere iki bayrak vardı. Yapacakları katliam herkesin malumuydu. Uzun yıllardır İzmir'de yaşayan kimi Rum ahali bu duruma tepki göstermekteydi. Bu gereksiz direnişin Türklere kıyım yapmak için koz vereceğini belirtiyorlardı. 7 Eylül günü İzmir'e birçok Yunan askeri gelmişti. Fakat gece gelen Yunan askerleri sabah gelenlerden farklıydı. Birliklerinden kaçıp İzmir'e giren 300 kadar düzenli Yunan askeri şehri yakmaya teşebbüs etmiş fakat Fransızlar tarafından engellenip Urla'ya gönderilmişti. Bu 300 asker geride bıraktıkları Uşak, Manisa ve İzmir'in köyleri dahil birçok yerleşim yerine yağmalayıp yakan ekipte yer almaktaydı. Şehre girer girmez şehri yakma teşebbüsleri bir emir aldıklarının göstergesiydi. Fakat bu kişiler şehirdeki Ermeni çetelerinden bağımsız bir girişimde bulunmuşlardı. İzmir itfaiye şefi Greskoviç, Türk ordusu henüz İzmir'e gelmeden İzmir'de çıkan 15 yangına müdahale etmiş ve bunun Ermeni çeteciler tarafından gerçekleştirildiği raporunu yazmıştı. 8 Eylül günü Türk süvari birlikleri İzmir önlerine doğru ilerlemekteydi. Çoğu düzensiz bir şekilde limana sığınan Yunan firari askerler gemilerle şehri terk ederken diğer milletler de başta kendi vatandaşları olmak üzere Rum halkını adalara götürmek için kıyıda demirlemişti. Bu kaçışa rağmen fanatik Rum ve Ermeni çeteler halkı direnişe davet ediyor, katılmayanlara baskı uyguluyordu.
gece bir hayli hareketli geçecekti. Görgü tanıkları Torkum çetesini şöyle özetliyordu. Yunanların İzmir'den ayrılmaya başlamaları üzerine Torkum Ermeni çeteleri faaliyete geçti. Bir Ermeni çetesi karşı yakada Soğukkuyu Mahallesi'ni bastı. Polisin bu çeteyi bastırmaya gücü yetmediği için halk çaresiz kaldı. Yunan mezalimine eşlik eden Ermeni çete lideri General Torkum, Klikya'dan gelen Ermenileri Türklere karşı kullanmak için cephe gerilerinde propagandalar yaptı ve İzmir'in Yunanlar tarafından boşaltılmasından bir hafta kadar önce şehre geldi. Torkum İzmir'e geldiğinde gönüllü askeri birlikler oluşturmak için Yunan Yüksek Komiseri Steryadis'e müracaat etti. Yunan Jandarma Komutanlığı'nın yardımıyla 200 kadar asker topladı. Genç Türkler de Ermeni çeteleri ve şehre düzensiz bir şekilde giren Yunan askerlerine karşı bulundukları mahalleleri korumak amacıyla geceleri devriye atmaktaydı. Fanatik birkaç Yunan, şehri terk etme emri veren İngiliz yetkililerin evlerine saldırıyor, adeta "Bizi niçin bırakıyorsunuz?" diyorlardı. 8 Eylül gecesinin sessizliğini ara ara gelen silah ve bomba sesleri bozmaktaydı. Genç Türkler ellerine geçirdikleri pala, sopa, bıçak, kol demirleri ve av tüfekleriyle Ermenileri bekliyordu. Ali ve Lütfü adındaki iki genç Ermenilerin pususuna düşüp saldırılarına maruz kalmıştı. Toplu Ermeni çetelerine karşı kaçmayıp silahlarını çıkarıp çatıştılar. Mermileri bitince ise şehit oldular. Türk ordusu İzmir'e girdiğinde bu kişilerin cenazelerini merasimle defnedecekti. Özellikle 8 Eylül gecesi meydanlarda düellovari silah atışmaları yaşanmaktaydı. Vurkaç yapan çeteler bir süre sonra kendi mıntıkalarına dağılmaktaydı. O gece İzmir'de tehlikeli olmayan tek bir sokak dahi yoktu. O gece İzmir 3 sene öncesine gitmişti. Yunanların İzmir'e geleceği 15 Mayıs 1919'un bir gece öncesine. Bu sefer gerginlik Türk tarafında değil, Yunan ve Ermeni tarafındaydı. Özellikle Ermeniler, süreç içinde giriştikleri katliamlar sebebiyle Türkler tarafından işkenceyle öldürüleceklerini düşünüyorlardı. Yunan tarafı fanatik Rumlar dışında sakindi. Özellikle cepheden kaçan askerler, savaş yorgunluğuyla bir an önce evlerine dönmeyi arzuluyor, silahlarını denizlere ve ormanlara atıp, sivilmiş gibi gemilere binmeye gayret gösteriyorlardı. Gönüllü Ermeni ve Rumlardan oluşan 200 silahlı çete, Türk ordusunun girişini engellemek ve İzmir'deki durumu siyasi bağlantılarla lehlerine çevirmek için Bornova'nın köylerinde pusuya yatıp Türk askerlerini bekliyorlardı. Yunan Yüksek Komiser Steryadis bu 200 askeri vermiş fakat askerleri dağa çıkardıktan sonra gemiye atlayıp İzmir'i terk etmişti. Steryadis'in kaçması Rum ahalisini çileden çıkarmıştı. Türk süvarilerinin 9 Eylül sabahı Bornova Belkahve'den aşağı indiği görülünce Ermeni çeteler silahlarına davrandılar. Özellikle köylerde çatışmalar çıktı. Süvariler Bornova merkeze geldiğinde gayrimüslimlerin evine giren Rum ve Ermeniler süvarilere ateş ve el bombası atmaya başladılar. Bornova'da bulunan Ortodoks Kilisesi cephanelik haline getirilmişti. Türk süvariler bir an önce şehre girmek için çatışmayı es geçip İzmir hükümet konağına doğru ilerlediler. İzmir'e ilk giren kişi olan Yüzbaşı Şerafettin o anları şöyle aktarıyor. 8 Eylül gecesini Manisa ve Bornova arasındaki Sabuncu Boğazı'nda geçirdik. 9. günü sabahleyin harekete geçtik. Bornova'nın şimaline yaklaştığımız zaman üzerimize hafif bir piyade ateşi açıldı. Karşılığı lüzum görmeyerek Bornova'ya dahil oldum. İki bölüğümle İzmir'e doğru süratli yürüyüşe geçtim. Mersinli'yi geçtikten sonra Tuzakçıoğlu fabrikasının önüne geldiğimizde fabrika dahilinden üzerimize ateş edildi. 4 askerim burada şehit oldu. Daha sonra kılıçları çektirdim ve Alsancak'a doğru yürüdüm. Alsancak istasyonu köşesinden hareketle kordon boyuna çıktık. Pasaport dairesinin önüne geldiğimizde belinde kayışı ve kasaturası, elinde silahı olan bir sivile silahı bırakmasını söyledim. Bırakmam diyerek elindeki bombayı üzerime attı. Atımın karnı parçalandı ve öldü. Ben de iki yerimden yaralandım. Süratle yürüyüşe devam ettik. Hükümet konağına geldik. Kapılar kapalıydı. Yan kapıdan girerek cephedeki kapıyı açtık. Balkona şanlı bayrağımızı çektim. İlk direniş sonrası şehirde büyük bir sessizlik olmuş, Rum ve Ermeni halkı kapı ve pencerelerini kapatıp evlere sığınmıştı.
özellikle Ermeni mahallelerindeki sessizlik bir şeyler olacağının göstergesiydi. Bu sırada korkulan olmamış, Türkler Yunanların İzmir'e ilk geldiklerinde yaptıkları gibi toplu bir kıyıma girişmemişti. Bunun sebebi Kemal Paşa'nın bizzat emir vermiş olmasıydı. Hatta Türkler sokakta kalmış olan Rum ve Ermeni ahaliden özellikle yaşlı, çocuk ve kadınları güvenli alanlara götürüp dinlendirmişlerdi. Bu hareketler birçok Yunan askerinin silahlarını teslim etmesiyle devam etti. İngiliz ve Fransız konsolosları da Türklerin bu hareketini övgüye değer olarak görmekteydi. 9 Eylül sabahı hala sahilde gemi bekleyen Yunan askerleri de vardı. Bu askerler silahlarını teslim etti. Fakat mahalle aralarında direnen birkaç kişi Türk askeri tarafından vuruldu. Hava kararmış, Türkler asayişi çoğu noktada ele almıştı. Fakat Ermeni çeteler tekrar harekete geçip özellikle Basmane semtinde devriye atan Türklere karşı bomba ve silahlarla saldırıya geçti. 10 Eylül sabahı Kemal Paşa Belkahve'den İzmir'e doğru inerken hala yer yer silah ve çatışma sesleri duyulmaktaydı. Kemal Paşa'nın yanındaki heyet bugün şehre inmenin sağlıklı olmayacağını söylese de Kemal Paşa İzmir'e doğru yola çıkmıştı. Paşa görkemli bir şekilde İzmir'e girmiş, halk sokakları bayram yerine çevirmişti. Fakat bir gün sonra yani 11 Eylül günü evlerine gizlenen Ermeni çeteler tekrar harekete geçtiler. Kiliseden aldıkları vaazları uygulama zamanı gelmişti. Türkler İzmir'e girmişti. Şimdi sıra İzmir'i yakmaktaydı. İzmir'de Fransızca olarak basılan bir gazete o anları şöyle anlatıyor. Yangından önce bütün Ermeni evleri kapalıydı ve herhangi bir hayat belirtisi yoktu. Yangınla birlikte Ermeniler silahlı olarak evlerinden çıktılar. Bir Ermeninin kendi evini ateşe vererek çıktığı görüldü. Birçok evde yangını körükleyen paçavra parçalarına rastlandı. Bu mahallelerde yaşayan Ermeniler aynı zamanda yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine karşı da ateş etmeye başladı. Savaş muhabiri Erkol ise şöyle diyordu. Öğleden sonra saat 2'ye doğru Ermeni mahallesi üzerinde yoğun bir duman bulutu yükseliyor. Bununla birlikte bu yangın genişlemiyor ve sönme eğilimi gözüküyor. Buna rağmen kaçmak için paniğe kapılmış insanlar rıhtımda toplanıyor. Bir Amerikan vapuru ABD konsolosluğu önünde hareket etmeye çalışıyor. İnsanlar vapura binmek için birbirini denize atıyor. İşte tam o anda yine Ermeni mahallesinde iki önemli yangın başlıyor. Durum ciddileşiyor. Çünkü güneyden gelen rüzgar şiddetiyle alevleri Frank mahallesine doğru ilerletiyor. Sürekli olarak silah sesleri duyuluyor. El bombaları patlıyor. Türk işgali altında yaşamaktansa ölmeye karar vermiş olan Ermeniler evlerini yangına vererek Türk askerleriyle savaşmaya başlıyorlar. Cephaneler korkunç bir gürültüyle infilak ediyor. Saat akşamın 9'u. Biz farkına varmadan gündüzden geceye geçtik. Gökyüzü geniş bir ateş bulutuna dönmüştü. Bir başka tanıksa o anları şöyle aktarıyordu. Ermeniler yaşam belirtisi olmayan evlerinden yangınla birlikte silahlı olarak çıktı. Bir Ermeni evini kendisinin ateşe verdiğini itiraf etti. Bu kişi kaçmaya çalışırken Türkler tarafından öldürüldü. Yordani Alexianti adlı bir Rum da benzer bir şekilde evini yakarken yakalandı. Yangın sonrası bir grup Yunan siyasi İngiliz ve Fransız zırhlılarını karaya çağırıp ''Türkler bize zulüm ediyor, müdahale edin'' demiş olsa da buna bir karşılık alamadılar. Torkum çetesi üyeleri yangın sonrası söndürme faaliyetlerinde bulunan Türk askerlerine saldırdılar. Bir an önce asayişin sağlanması emrini veren Türk askeri heyeti 11 Eylül'de gönüllü Rum ve Ermeni çetelerine karşı geniş çaplı bir hareket düzenledi. Karargah merkezi olan Ermeni Kilisesi'nin etrafı sarıldı. Ermeniler evlerden ve ağaç arkalarından bombalar yağdırıyor, biten mühimmatlar içinse kiliseye giriyordu. Fedakar Türk gönüllüleri ve Türk askeri tüm sokak aralarına girerek 100 civarı çete mensubunu öldürdü. Kimi Ermeni çete mensupları ormanlık alanlara doğru kaçtı. Bu sırada halk tarafından yakalanıp linç edildi. Torkum çetesi 250-300 civarındaki adamıyla şehir savaşı vermiş, fakat 75 kişi kaldıktan sonra gemilerle şehri terk etmişti. Bir hafta içinde şehrin içindeki tüm patlayıcılar etkisiz hale getirilmiş, yangın söndürülüp asayiş sağlanmış ve İzmir küllerinden yeniden doğuşa geçmek için gözünü açmıştı.
Gönüllü genç Türkler ve Türk askeri İzmir Şehir Savaşı'nda onlarca şehit vermiş, İzmir'i tekrar tam anlamıyla Türk yurdu yapmışlardı.